Peki Melekciğim, hazır mısın? Hazır. Planlamayı nasıl yaptın? İlk önce nohutumu koyacağım, o bir haşlanacak Kadir Bey. Ondan sonra hamurlarımı yoğuracağım, onları dinlenmeye bırakacağım. Nebzine tatlamaya geçeceğim. Peki, o zaman süreni başlatıyorum. Aynen. Hakkında hayırlısı diyelim. Aynen. 3, 2, 1. Haydi bakalım, Kayseri'deki son 2 saatimiz başladı. Başladı. Çorbanın nohutunu koyuyoruz, kurudan. Dün şey hava attı ya, neydi ismi? Adife nohutlarını kendim haşladım. Bugün biz de haşlıyoruz, artistlik yapmayın. Nohutsa nohut, al işte. Şey, Naci abi özellikle sordu içeride, mantıyı kendiniz mi kapatacaksınız? Evet, Melek Hanım şimdi Kayseri yağlamasının hamurunu yoğuracak. Sayın seyirciler, üçüncü kez oluyor ama malzemeleri sayayım size. 5 su bardağı un, 1 paket kuru maya, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 su bardağı su. Genellikle un, su, tuz, şeker, birazcık da süt koyuyorlar yumuşak olsun diye. Ama ilk gün sert oldu. İkinci gün müydü, üçüncü gün müydü, lastik gibi oldu. Bugün beşinci gün inşallah ağızda eriyen bir hamur yapacağız. Aynen. Aslında bu yağlama hamuru biraz krep gibi yapsak olmuyor mu? Yok, bu sefer hamur olur. Sütümüz burada Melek. Yoğur, yoğur, yoğur. Nohutu koyduk. Bundan sonra neye geçeceğiz? Başka bizim hamurumuz var mı? Nevzineye mi geçeceğiz? Yok, daha mantının hamurunu yoğuracağım. Mantının hamuru var. Aynen. O biraz dinlenmesi lazım. Mantının hamurunun malzemeleri nelermiş? Bir de onları sayalım bakalım. Biraz daha onu ekleyebilir miyiz Kadir Bey? Ekleyelim. Dolma mantı çorbası. 3 su bardağı un, 1 su bardağı ılık su, 1 tane yumurta, tuz. Bildiğimiz hamur, mantı hamuru. Aynen, mantı hamuru. Ha, bir değişikliği. Küçük küçük kesecek miyiz? Küçük küçük ama üçgen. Şimdi bir saat onu kıllık kıllık kapatacağız. Üçgen üçgen yapacağım ben onu. Böyle dikdörtgen değil de. Böyle dört ağzını büzenler var. Yok, üçgen yapacağım. Bir de üçgen yapıp yüzük gibi bağdaştıranlar var. Yok, bu sadece. Mesela biz çorbalarda böyle bağdaştırıyoruz. Yok, sadece üçgen olacak Kadir Bey. Yani normal ağzını... Muska gibi. Muska gibi. Ha, muska gibi. Ha, tamam. Sen bir hamuru bir kaldır, bir an önce öbürünü de yoğurur. Bunda mı yoğuracaksın, başka leğende mi? Şurada bir mor leğen var sanki. Onu yoğururum. Onda asma yaprağı varmış. Asmam yıkıldı, tenanım suyu sıkıldı, tenanım. Bu yılda koca kızı görmedim, canım sıkıldı. Amanın canım sıkıldı. Dürset, bundan sonra hangi ile gitmek istersin? Van'a gidelim. Çağırmıyorlar seni Van'dan. Kaç keredir söylüyorum, gelen giden yok Van'dan. Melek, leğen yok orada da hamur için. Efendim? Leğen yok orada da hamur için. O zaman bunu ben başka bir şey yapayım. Onu büyük bir kaba alalım. Hı-hı. Bunun içinde yoğuralım. Aynen, hemen hızlıca. Hı-hı. Ama hızlı olmamız lazım. Tamam, bak süremiz tamam. Geçiyor. Tamam Kadir Bey, burası. Bugün fırına falan gitmiyoruz değil mi? Yok yok. Oh, şükürler olsun. Şükür. Kaç gündür fırının muhabbeti geçiyor zaten. Geçiyor da ne oluyor? Sanki göz önünde bulunduruyorlar. Bulundurduğu bir şey değil. Biz lezzete bakıyoruz Kadir Bey. Fırına gitmek marifet değil. Lezzet olmadıktan sonra. Ne anladık? Ben başka bir kap alabilirim Kadir Bey. Gel gel gel. Onu buna ver. Melek, sana bir şey soracağım ama bana dürüst ol. Tamam. Masada en çok kimden haz almadın? En çok kimden haz almadım? Adife Hanım'dan. Adife Hanım'dan. Aynen Adife Hanım'dan. Niye? Bilmiyorum, bana çok... Ben Fatma falan dersin diye düşündüm. Yok hani Fatma. Senden çok ümitli değildi ya. Zaten hepsi benden ümitli değildi Kadir Bey. Peki Adife niye sana şey... tat vermedi? Ya bilmiyorum. Sürekli kendini övüyor. İşte ben 15 yaşından belli şey yapıyorum. Köye yemek mi? Çay bardağı kız su bardağıyla söylemiş. Ondan 12-3 yaparsam. Hamuru kolay. Önemli olan kapatması, içinin lezzetli olması. Mantı hamuru sert olacak. Aynen. Yerine göre. Aynen, ben o arada içini hazırlayayım mı sana? Aynen. Soğanını doğrayayım. Tamam. Doğrayacak mıyız, rendeden mi geçireceğiz? İnce ince mi doğrayayım? Yok, rendeden çekelim. Rendeden mi çekelim? Aşağıda kırmızı bir şey var. Onunla yapabilirsiniz. Melekciğim, bunu baharatını attın. Aynen. Ama bizim ıslanmamız lazım. Bak Kayseri'de son günümüz, ben şöyle canlı olsun. Ben hamur yoğuracağım Kadir Bey. Ne? Şey yapacağım, nezdine tatlısın hamurunu yoğuracağım. Bak mantı falan el oyalıyor, sarma falan saracağım. Aynen. Bir ton iş var Melek. 15 dakika geçtim. Hadi. Tamam, mantının içi de hazır, hamuru da hazır. Aşamalarımızı hallediyoruz bir yandan ama hızlı olmamız lazım. Evet sayın seyirciler, şimdi yıllardır yiyemediğimiz nevzine tatlısının hamurunu yapıyoruz. Nevzine tatlısının malzemelerini okuyorum.
Hamuru için 125 gram tereyağı, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı tahin, bir yemek kaşığı üzüm sirkesi, bir su bardağı ceviz, bir su bardağı un, bir paket kabartma tozu. Şerbeti için 2,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, yarım su bardağı üzüm pekmezi, birkaç damla limon suyu. Siz bunun içine niye zeytinyağı kattınız? Zeytinyağı tarifte öyle yazıyor. Şu an bizim saydığımızda yok ama. Sıvı yağ yazıyor. Hamuru için. Aha, sıvı tersten okuduğun için gerek. Aynen. Yalnız o yazan sıvı yağ, zeytinyağı değil. O zeytinyağı mı kattın? Evet, siz buna zeytinyağı kattınız. Boşaltmasın, o gün Naciye abla da bir zeytinyağı koydu. Zaten o yüzden olmadı onun tatlısı. Siz madem bu tatlıyı bilmiyorsunuz, niye yapmaya çalıştınız? Ben risk almayı seviyorum da siz. Bir de ilk yaptığım şeyleri çok güzel tutturuyorum. Onun için. Melek, pirinçle kadar yaptık sarmasının içine. Hemen bakıyorum. Bir su bardağı kadar. Bir yandan şimdi size tarif sayacağım ben, az durun. Bugün inşallah Melek Hanım'ın elinden en güzel nevzire tatlısını yiyeceğiz. İnşallah, bütün ümidimiz o. İlk defa yapıyorum dedi, biraz mod düştü ama bizde olsun. Ama ilk yaptığı yemekleri güzel yapıyormuş. Genelde çok güzel olur. Pirinç, yaprak, sıvı yağ, soğan, domates salçası. Yarım su bardağı sıcak su, dolmanın içi için değil değil mi bu, üstü için? Yok, içi için. İçine biraz mi? Biraz pişireceğim aynen, ondan sonra saracağım. Ha, sen bunu ateşte mi pişireceksin? Evet. Kız, bunu şimdi mi söylüyorsun? Niye? Soğanları yağda kavururdum ve öyle üstüne malzemeleri koyardım. Ben de tavayı şey yaptığını zannettim Kadir Allah Bey. Allah canını almasın sen. Olsun, şey yapalım, hepsini tavaya koyalım. Ben ne bileyim Melek, insan söyler burada bir saatte ben şey yapıyorum. Neyse tamam, dur, soğanları şimdi ben bunun içinden alırım. Melek, tahta kaşıkların nerede? Burada bebeğim. Hadi bir şey, siz bunu bastırın, ben kendi şeyimi tutayım. Koydum Melek bu kavuğu. Melek Hanım, yarım saatiniz doldu. Tamamdır. Melek kız, sanki bu biraz yumuşak mı oldu? O birazdan şey yapar. Yeni doğan bebeğe şey yapar gibi. Olsun. Tamam, bunu hemen atalım. Aç bunu be. Aç 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 aç. Nevzine geliyor. Çabuk çabuk çabuk. Hadi bakalım, ha, bismillah. Hiç problem değil. Melek. Nevzini attığımıza göre kalk mantıyı aç hemen. Kadir, o nevzineyi öyle atmayacaktık. Önce çatalla üstünü çizecektik. Söylesene fırına girerken o kızla bakışacağına. Çatal ver bana. Biz burada neyle uğraşıyoruz, onlar neyle uğraşıyor? Kız, fırını açtık. Bu leğenler şey yapar. Gözlerini işe tut. Gel. Ah Melek Hanım, ah. Ah Melek, zalim Melek. Kime ceket, kime yelek. Herkese kavun yedirdin. Bize de düştü nevzine. Melek, 32 dakikan 40 saniyen geçti. Tamam. Siren şırıl şırıl akıyor. O peçeteden kopar ver bize kız. Bu mayalı hamur galiba. Mantının değil bu. Evet, mayalı hamur bu. Bunun da ağzına... Mantar buruşumu orada al da gel. Bunun da ağzına streç. Niye bu sefer öyle dalgalı dalgalı yaptın? Melek, tuzuna muzuna bak. Ben tariftekine göre tatlı kaşığıyla koydum. Tamam. Ben onu kavurayım, sen gel şu mantını yuvala. Tamamdır. Bezelerini ayır. Nevzini fırına verdim. Tamam, o tahtayı da sana zahmet kaldır oradan, kız hamur atacak. Melek, bu düdüklü ne zaman açılacak? Bir 50 dakika falan kaynasın Kadir Bey. Yarım saat oldu koyalım. O daha atmadı, onun için bekliyorum. Tamam, bu kavrulsun. Şunu biraz ben altını kıstım. Kadir, 34 dakikamız geçti. Hamurları yoğurduk, nohut düdük bir de. Sarmanın içini yapıyoruz. Şimdi mantı kapatacağız. Dışı hazırlan, mantı kapatacağız sen de. Nevzine de fırına girdi. Şimdi mantı kapatmaya hazırlanacağız. Hadi bakalım. Evet Melek Hanım, gösterin bakalım marifetinizi. Buna bakar mısın ama? Bak nasıl güzel yoğurmuş kız. Yok, gözlük ayrı, bir de içinde bir hamur topakları oluyor. Hamuru yediremiyor kimisi. Köy ekmeği falan yapıyor musun böyle? Yapıyorum. Sarta, şebit falan. Ha, onların hepsini yapıyoruz Kadir Bey. Sobada şey yapıyoruz, çörek yapıyoruz. Evde böyle genelde hamur işi mi beslemiyorsunuz? Seviyorlar mı? Kayınvalideme biraz yasak olduğu için, genelde bizim aile hepsi kilolu. Doktorlar yasaklıyor ama yine yiyoruz. Böyle haftada en az bir kere yiyoruz. Hele köye yemeğe gittin mi? Aynen, köye gittik mi sobada sıcak. Melek, buna su koyalım mı artık, kavrulsun biraz daha? Aynen, biraz daha kavuralım Kadir Bey. Tamam, kavrulsun o zaman. Yalnız bunun bak tadına madına bak, tuzuna falan. Bakacağım şimdi. Açayım. Olacak o kadar sende. Un gelecek tabii üstüne. Hamama giren terler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.